arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi 25 Şubat'ta Sayın Bakanlarımızın, Sayın Top Başkanımızın lansmanını yaptığı, ülke genelinde tanıtımını yaptığı "Burası Türkiye, burada iş var" kampanyasının Kayseri'deki tanıtım toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlarımız bu konuda kısaca açıklamalar yaptılar ve özellikle de daha fazla istihdam için her türlü tedbirin alındığını ve katkının verileceğini de açıkça ifade ettiler. Ben daha önceki istihdamda büyük özveri gösteren, katkı veren sanayici ve işverenlerimize teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi inancımız şunu söylüyor, diyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İşverenlerimiz, sanayicilerimiz bu konuda gerçekten çok önemli bir görevi başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Ve bulundukları noktadan daha ileri noktaya taşımak için de bu anlayışı ellerinden gelen çabayı ve gayreti de gösterdiklerini biz memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tabii istihdam seferberliği tek ayaklı olmuyor. Bunun diğer ayağı da kamu. Az önce yapılan konuşmalarda gördük ki bu yeni pakette gerçekten red edemeyeceğimiz çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları kullanarak üretimimizi artıracağız, istihdamımızı artıracağız, ihracatımızı artıracağız hep beraber inşallah. Bu kampanyanın daha önceki kampanyalar gibi Kayseri'mize de yoğun bir şekilde ilgi göreceğini, destek göreceğini ben arkadaşlarımdan aldığım izlenimle görüyorum. İnşallah daha önceki seferberlikte ilk 10'a giren Kayseri'miz yine bu istihdam seferberliğinde "Burası Türkiye, burada iş var" kampanyasında da yine kendisine yakışanı yapacak ve inşallah yine Kayseri'miz üst sıralardaki yerini alacaktır. Ortaya koyduğumuz hedefin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Gerek Ticaret Odası Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız, Borsa Başkanımız, OSEB Başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda ortaya koyduğumuz hedefi rahatlıkla tutturacağımızı görüyoruz. Ama biz inşallah yapabildiğimiz kadar, artırabildiğimiz kadar bu sayıyı artıralım. Bunun arkasında da inşallah çok kısa bir süre içerisinde yine bu arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. İlgili kurumlarımızla bir araya geleceğiz. Sadece istihdam artırmaya yönelik değil, aynı zamanda ürettiğimizi dünya pazarlarında hak ettiği şekilde satabilmek için, değerde satabilmek için de birçok ülkeye gideceğiz, çantamızı alıp arkadaşlarımızı, uzmanlarımızı göndereceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki Kayseri olarak dünyanın her köşesinde satabileceğimiz bir ürünümüz var. Kaliteli ürünümüz var ve dünya pazarlarında rahatlıkla rekabet edebilecek bizim imkanlarımız var, enstrümanlarımız var. Önemli olan ürettiğimiz bir malı en iyi değeri bulduğu yere götürüp pazarlamak. Bunun için de inşallah hep beraber odalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle de bu seferberliği de başlatacağız inşallah. Arkadaşlarımız yine ifade ettiler, ben de bir kez daha vurgulayayım. Bu konuda bilgilenmek istediğiniz takdirde elbette internet ortamında ve ilgili kurumların sitelerinden bu bilgileri alabilirsiniz. Sabahleyin OSEB başkanlarımıza da söyledim. Arzu eden sanayicimiz, işverenimiz olduğu takdirde biz kamu görevlisi arkadaşları onların ayağına göndererek onları bu konuda bilgilendireceğiz. Onların bize gelmesini beklemeyeceğiz. Talep ettikleri takdirde, arzu ettikleri takdirde biz kendilerine ayaklarına gideceğiz arkadaşlar. Çünkü biz milletimizin ve ülkemizin geleceği açısından yapmamız gereken ne varsa hep beraber, el ele vererek
birbirimize katkı vererek, birbirimize destek vererek, birbirimize dayanarak gerçekleştirmek zorundayız. Bu büyük milletin yapamayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. İhracatını da artıracak, kapasitesini de artıracak. Bu güç ve kudret bizde var inşallah. Ve biz bunu çok iyi işleyerek, çok iyi değerlendirerek, çok kısa sürede inşallah rakamlarda da göreceksiniz. Hedeflerini de üzerine çıkarak bunları gerçekleştirmiş olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu çalışmaya, bu seferberliğe katkı verecek, destek olacak, organize eden bütün arkadaşlarımıza, kamu sektörüne, özel sektörüne teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle de hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Samimiyetle iş adamlarımız devletin verdiği her türlü desteğe karşılık vermiş, kayıtsız bırakmamıştır. Ve iş adamları olarak da bizler bunu bir milli bir görev atfediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah gereken şekilde hedeflere varacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.